yedek çubuk olarak bırakılmış, ölü konuyor. Normal çubuk olarak bunu bırakmış, o da ölü konuyor. O da ölü kollu. Burada kalanlar da ölü kollu. Kestikleri de ölü kollu demek ki. Bak, hepsi öyle. Şuraya istersen bak buraları şey yapabilirsin. Şurayı çekebilirsin. Yaklaştı bak. İsa'yı. Şurayı görüyor musun? Bu konu, bunda üzüm olmayacak büyük ihtimalle. Çünkü kurumuş zaten orası. Gitmiş. Evet. Ölü kol bu bağı öldürmüş. Geçen sene zaten hastalık epidemi yaptı. Bu sene de hastalık kaynağı şu an bağlarda mevcut. Bu sene çok iyi bir şekilde önlem almamız lazım. Ne yapabiliriz biz? İlk önce budama esnasında bunları çıkartacağız. Yani bunu soymuş yedek, bunu rahatlıkla çıkarabiliriz. Ne yapacağız biz ilk önce Mustafa Bey? Çıkartacağız. Bunlar bağdan çıkacak. Ondan sonra çıkan şeyde çubukları götüreceğiz, uzaklaştıracağız. Yakacağız, imha edeceğiz. Çünkü şu an bunun üstünde pütükler dediğimiz mantarlar var. Bunlar ilk baharda bağların uyanma esnasında hava yağmurlu giderse uyanıyor, yeşil sürgünlere geçiyor. Sonra asmayı öldürüyor bu şekilde. Geçen sene salkımlara da geçti. Evet, budamadan sonra %4'lük göztaşı uygulayacak. Budamadan sonra uyanmadan, gözler uyanmadan 10-15 gün önce %4'lük bordo bulamacı uygulanması gerekiyor buna kimyasal mücadele olarak. Uyandıktan sonra da 2-3 santimken, 8-10 santimken ve de 20-25 santimken, evet, 3 ilaçlama. 3 ilaçlaması var. Bu ilaçlamayı zamanında yapmak lazım. Geçen sene artık salkımlarda gördüğüm zaman iş işten geçti. O zaman yapacak bir şey yok. Biz bunun için afişler yaptırdık. Bakın. Görüyorsunuz. Doğrudan verim kaybı yaptığı gibi. Aslında 2 senelik bir hastalık. Bu sene de bak şurada sürgünlerde morarma şeklinde, yaralanmalar şeklinde belirtileri var. Bak bu fotoğraflar hep bizim kendi fotoğraflarımız. Bakın burada yapraklardaki belirtilerini, şuradaki kış çubuğundaki belirtileri görüyoruz. Sultaniye üzümde budama şeklinde bir yedek şeklinde bırakıyoruz. Bir de uzun çubuk bırakıyoruz. Yedek gelecek senenin verim şeyini oluşturuyor. Sürgünlerini çıkartıyor, doğuruyor. Bakın ama burada ne olmuş? Yakından çekebilecek misin? Tabii. Abi, bak. Şimdi bu, zaten bu adı ölü kol. Uyanmayacak zaten. Bu gözler uyanmayacak. Şunlar uyanmayacak. Belki şuradan çıkabilir. Bir ihtimalle o da zayıf çıkacak, ölecek. Çıkmasa bile bu karakol dediğimiz karakola kaçacak asma. Dolayısıyla bundan yedek olmaz. Bunu bırakmayacaksın. Ölü bu. Bakın. Ölü kol. Yara. Tamamen çatlamış bir şekilde yara. Sebeği yavaş çıkacak şimdi. Bakın. Yine burada. Her tarafını kaplamış. Bir de şurada bakın. Evet, bağlarımız ölmeden önlem alalım. İlanlarımızı takip edin, bizimle kalın.